Bilgi burada. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Beko'nun 7 kiloluk bir çamaşır makinesi var. Bu makinenin şikayeti müşteri tarafından aşırı ses yapması, takırdaması ve yürüme yapması gibi söylendi arkadaşlar. Bu makinenin şikayeti kazan düşmesi. Şöyle gösterelim. Makinenin kapağını açtığınız zaman şayet körüğünüzde bu şekilde bir buruşukluk varsa, yani normalden fazla, gördüğünüz gibi şu an körük buruşuk buruşuk, normalde şöyle şu tarafı gibi düz olması lazım. Bu şekilde değil de aynı bu şekilde buruşuksa ve şu kazan, çamaşırı koyduğunuz kazan da normalden aşağı doğru inmişse, normalde şu dönen kısmının en alt tabakası lastikle aynı hizada olur genelde, çok nadir modeller haricinde. Bu şekilde eğer bu da aşağı düşmüş, yukarısı da burada gördüğünüz gibi aşağı doğru inmişse kazanınız düşmüş demektir. Yani üst kapağı açıp göremeyeceğiniz için ilk başta, o yüzden burayı tarif ediyorum ben size. Makinenin sıkıntısına gelirsek arkadaşlar, makinemiz ilk olarak arızası. Ben size parçayı da göstereyim hatta. Şu görmüş olduğunuz parça çamaşır makinesinin amortisör bağlantısı gövde kısmında bulunan saç parçası arkadaşlar. Yani şunun alt kısmında, hatta buradan şöyle de orayı göstereyim ben size. Şu an görebiliyorsanız şöyle de bir parçayla göstermeye çalışayım ben size. Şu arkadaşlar bakın. Şu boşluk normalde o parçanın koptuğu yer. Aynısı bu tarafta da var bakın. Amortisör saç olarak gövdeye bağlı. Bu amortisör ilk olarak buradan koptuğu için, şu da amortisör gördüğünüz, biz şimdi söktük, boşa çıktı, piminden kurtardık. Amortisör alt kısmından şu parça koptuğu için, makinenin gövdesindeki amortisörün bağlı olduğu bu kelepçe koptuğu için, sekerek uzun zaman o şekilde çalıştığı için üst taraftan da şu yay kısmını koparmış. Yayı da şöyle göstereyim ben size. Şu yay arkadaşlar normalde şu gördüğümüz yay normalde şurada takılı. Bakın şurası. Şuradan daha rahat gösterebilirim. Şu parçayı görüyorsunuz. Burayı tamamen kesmiş. Yandan alabilir mi diye uğraşıyorum ama yandan gösteremiyorum. Yani şu parça normalde tüm olması gerekiyor arkadaşlar. Hatta şurada takılı olanını göstereyim ben size. Şu da takılı olan. Bunu da biraz sıyırmış ama bunda da sıkıntı yok. Bunu taşır. Bu şekilde aynı diğer yayda takılıydı normalde. Alt amortisör koptuğu için, uzun sürede öyle çalıştığı için bu tarafı da koparmış. Bu makinenin sıkıntısı bu. Yürümesi ve sekmesi, aynı zamanda çok aşırı gürültüyle çalışması. Kazan yıkamaya geçtiğinde özellikle sıkarken amortisör tutamadığı için şu kazanı, amortisör kopuk olduğu için, üstten de yay koptuğu için direkt yere fayansa vuruyor, çalışıyor. Bu şekilde olduğu için de ses yapıyor arkadaşlar.